Merhaba dostlarım ben Serdar ve Katlan e, Katla Amerikan Sealor incelemesine hoş geldiniz. Ee, birazcık geç oldu ama eee <laughs> ikinci defa izledikten sonra filmi eee kafamdaki şeyleri birazcık netleştirebildim. E, ben direkt başlıyorum o zaman konuşmaya. Çünkü daha önce hiç konuşmuyordum. eee <laughs> bu filmle alakalı değil ama film bizi bayağı geç aldılar. yarım saat falan sürdü ikinci defa gittiğimizde. İlk defa gittiğimizde de bayağı sürdü bir, ee, gene bir yarım saat falan sürdü. Hmm. <laughs> i̇şte filmin gidişatından fazla bahsetmeyeceğim. Yani filmin hikayesinden fazla bahsetmeyeceğim. Spoilerlı olacak bu arada bu. Şey değil. E, spoiler vereceğim ama filmin şeyini anlatmayacağım. Eee hikayesi anlatmayacağım işte. Kronolojik olarak bir sıraya koymayacağım. Kafamdaki bir söyleyeceğim sadece. Filmin film şöyle başlıyor. E, Crossbones denen bir tane eleman var. Bu Captain America Winter Soldier'da e, ki karakterlerden bir tanesi. Oradaki bina yıkılmıştı hatırlarsanız. E, binanın altında kalmış bu adam ve yüzü falan bayağı değişmiş. O yüzden bir tane maske takıyor ve bu yüzden ama Crossbones diyorlar. Birazcık zırh falan giymiş. Bunun kendi bir paralı asker takımı var. Bu paralı asker takımıyla e, bir tane laboratuvara dalıyor. Paralı askerleriyle birlikte ve buradan bir tane şey e, alıyor, kaçırıyor, çalıyor, çalıyor, çalıyor. Doğru kelime. Türkçeyi daha yeni öğreniyorum falan. E, buradan bir tane sarım virüs kapıyor, biyolojik bir silah çalıyor. E, Avengers takımında yeni Avengers takımında yeni kurulan tabii Avengers takımında biliyorsunuz Avengers Age of Ultron'da takımın bayağı yarısından fazlası gitmişti. Takım en azından kadro değiştirmişti. Öyle bir şeyler oldu. E, yeni Avengers takımı şey yapıyor durdurmaya çalışıyor. Ee, ve Crossbones'u durduruyorlar. En sonunda da öldürüyorlar. Ve cross, e, Crossbones kendisini patlatıyor ölmeden önce. Ee, Captain America şey yapıyor. Ya Captain Amerika ile dövüşüyorlar işte. Bunu asla amacı Captain America'yı öldürmek. O yüzden kendisini patlatıyor. Ama e, Scarlet Witch dediğimiz karakter yani Wanda Maximoff e, patlamayı tutuyor. Sınırlıyor. E, kontrol ediyor. Daft tabi sürekli kontrol edemiyor yukarı atıyor o patlamanın e, şeyi, o patlamanın yarattığı dalgaları ama yukarıda bir binaya giriyor bu patlama ve oradaki insanları falan öldürüyor. Dediğim gibi bir şeyden fazla bahsetmeyeceğim. Sadece bu olayları açıklamam gerekiyordu. Burada olan olay Crossbones'un ölmesi. Şimdi normal Civil War'da Crossbones çok önemli bir karakter çünkü hikayenin çizgi romanlardaki hikayenin sonunda Kaptan Amerika'yı öldürüyor ki bayağı Bizi de öldürmüş gibi bir şey oluyor orada. Şoka geliyoruz hani America Amerika öldü hikayenin sonunda. Zaten Civil War'da bununla alakalı. Hani Crossbones'u burada en başta harcamaları çok saçma sapan bir şey olmuş. Ee, bence sadece Crossbones'u hani hikaye bizi tizlemek amacıyla koymuşlar. Bizi heyecanlandırmak durmak amacıyla koymuşlar. Onun dışında pek bir görev yok. Çünkü Crossbones'un yerine herhangi bir karakteri koyabilirlerdi anladınız mı? Hatta Marvel'da var olan hiçbir karakteri koymayabilirlerdi de. Sadece standart vasat bir Paralaskia lideri de koyabilirlerdi. O tarz bir şey vardı. Ee, aksiyon sahneleri, dövüş sahneleri çok iyi. Ama başta Black Widow'un dövüştüğü sahnelerde sanki bayağı bir kamera sallanıyordu. O yüzden ee, pek şey değil o, pek hoşuma gitmedi ama dövüş sahneleri, aksiyon sahneleri efsane. Çok hoşuma gitti. Ee, Black Panther, Kara Panther karakteri muhteşem bir karakter. Harika bir karakter bayıldım yani ben böyle beklemiyordum ama böyleymiş. Çok güzel çok op çok harika bir karakter çok hoşuma gitti. Ona oynayan aktör de çok iyi. Çok başarılı. Ee, dediğim gibi kronolojik olarak şeylerden bahsetmeyeceğim. Direkt olay da alacağım. Zimo. E, Helmut Zimo. Allah Helmut Zimo. Harcandı. Direkt harcadılar karakteri. Aslında harcanmadı daha. Ee, şeyle Filmin sonunda bu bir yerde tutuluyor. Yani ölmüyor karakter. Zaten şey de değil. Süper kahraman falan da değil. Şey bir süper kötü falan da değil. Normal standart bir adam. E, Avengers Avengers'ları bölüyor. E, manipüle ediyor. Yönlendiriyor onları. E, onun bak bakın onun karakteri çok güzel bir karaktere film içinde. Ama sanki birazcık harcandı gibime geldi. Yani çizgi romanlardaki Zemo karakteriyle bayağı farklı bir şey ya. Ama bakalım. Çünkü daha şey değil. Karakteri daha e, hapse attılar devamını bilmiyoruz o yüzden birisi mesaj alalı Civil War havası yoktu filmde hani Captain America iç savaş filmi adı daha doğrusu Captain America kahramanların savaşı filmi adı ee, Captain, America, Captain America Civil War filmi adı ama çizgi romanlardaki Civil War havası yoktu filmde hani çok güzel bir Marvel filmiydi hatta şöyle söyleyebilirim Guardians of the Galaxy'den sonra en iyi ikinci Marvel filmiydi bu hani ya vallahi en iyi ikinci Marvel filmi. Benim gözümde çok güzeldi. Senaryosu harikaydı. Ee, ama Civil War değil yani. Bir Civil War filmi değildi. Zaten çizgi romanlarda Civil War okuyanlar anlamıştır. Civil War'daki zaten o belliydi birazcık hani karakter sayısı azdı. Çok erken giriştiler. Bence 2-3 yıl daha Ondan sonra Infinity War'u devreye sokmaları birazcık aceleci davrandılar bu konuda. Ama film harikaydı. Ama dediğim gibi Civil War birazcık daha yani Civil War konusunu birazcık daha daha sonraki zamanlarda kullansalardı bence de çok daha etkili olurdu. Ama filmdeki yani tek iç savaş havası filmin sonlarına doğru bir sahneye giriyorlar bir yere geliyorlar hava alanı ee, Romanya'da mı, Avusturya'da mı nerede olduğunu tam olarak hatırlamıyorum bir havaalanına geliyorlar ee, havaalanında bayağı 6'ya altı tam iç savaş şeyi oluyor e, kavgası oluyor o orası zaten muhteşem bir Muhteşem sahneler var orada. Ha, o filmin en iyi yerleri diyebilirim or oraları için. E, müzikler harikaydı. Filmin müzikleri harikaydı. E, karakterlerin rolleri oturmuş. Yani Tony Stark Civil War'da çizgi romanda nasılsa filmde de böyleydi. Captain Amerika'da film çizgi romanda nasılsa filmde de böyle böyleydi. E, Spider-Man'e getirmişler filme ama pek bir olay yoktu. Sanırım şöyle bir olay oldu ya. Hani <laughs> Black Spider-Man'e getirmeye çalıştılar filme. Ama aynı zamanda da sanırım anladığım kadarıyla Black Panther'ı da getirmişler. Yani şey amacıyla, Spider-Man'in rolünü alması amacıyla. Ama Spider-Man'le de anlaşınca böyle ikisini ayrı taraflara koymuşlar. Ben şey diye düşünüyordum hani Sp Spider-Man arada kalacak hani. Captain America'nın tarafını mı yoksa Iron Man tarafını mı seçecek? E gibi öyle, böyle bir ikileme düşecek zannediyordum. Pek öyle olmadı ama Spider-Man gerçekten çok iyiydi. E spider manin çok iyi yapmışlar. E zaten gelecek yılda Spider-Man Homecoming geliyor. 2010 yılında. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bölünme yaşandı filmde. Bayağı derin bir bölünme yaşandı filmin sonlarında. Yani sonlarında. Tabi Civil War'dan sonra olacak olan buydu ama ben şey bekliyordum hani. Ee, birazcık daha böyle yumuşak bir son bekliyordum. Hani Batman ve Batman ve Earth Superman'deki gibi. Ee, hani birleşecekler en sonunda diye bekliyordum. Ki öyle oldu gibi ama öyle de olmadı bir yandan. Ee, nasıl olmadı böyle bir e, şey oldu hani kimse haklı değil yani iki tarafta aslında Captain America haklı bunu farkına vardı Tony işte birlikte bir yere falan gittiler ama en sonunda gene kavga ettiler orasını baştan ya söyleyeyim gitsin Tony'nin e, annesini ve babasını öldürmüş şey Winter Soldier e, o yüzden Tony kafayı yiyor. Captain America'da diyor işte o değildi onun çünkü Winter Soldier şey olarak kullanıyorlar. Ee, bir kod var işte bir kelime grubu var. Bunları sırasıyla doğru şekilde söylediğiniz zaman şey oluyor. Winter Soldier sizin kontrolünüz altına giriyor sizin evlerinize uyuyor. Ee, Colonel Zima da bunu biliyordu şey yaptı. Bunu kullanarak e, Tony ve Kaptan America'yı birbirinden uzaklaştırıldı. Tony ve şeyi e, Steve'i. Villain çok güzel işlendi şey. Colonel Zimo, Albay e, Helmut Zemo. harika bir eee VLD ve şey olması fikri de çok yani şey şu olayda çok hoşuma gitti. Hani hiçbir süper gücü yoktu. Hani şu ana kadar Avengers'in karşısında işte eee Loki'yi gördük. Hydra'yı gördük. Eee Ultron'u gördük. Anladınız mı? Bu karakterlerin karşısında sürekli bir şeyleri gördük. İşte OP karakterleri gördük. Kendine ee, süper güçleri olan veya çok geniş bir alanda otoritesi olan şeyler çıktı güçler çıktı. Ama bu karakterin hiçbir şey yoktu. Sadece bir amacı vardı, bir nedeni vardı. Ve buna göre hareket ediyordu. Ve bir şeyler biliyordu. O kadar. Bu karakterin kendine ait büyük bir istihbarat ağı yoktu. Ya bu karakterin işte herhangi bir süper gücü yoktu. Sadece şeye oynadı. Avengers'ı nasıl bölebilirim diye oynadı. Ve o şekilde de oyunluk kazandı aslında. Evet bir nevi şeydi bu film ya. Hani... Kötü karakter kazandı en sonunda. Avengers'ı bölmeye başlardı. Bitmesi gerektiği gibi bitti. Hani Avengers filmin sonunda bölündü. Hani şey olmalı çok klişe bir mutlu sonunda bitmedi film. İşte... ...en sonunda bölündüler de... ...aa aslında buymuş deyip baştan birleşip kötü adama dalma diye bir olay olmadı. Öyle olacak gibi oldu. Herkes öyle bekledi. Ama gittiği zaman çok farklı bir olaydı. Ee, hani Civil War'un... ...bitmesi gerektiği gibi bitti. En sonunda büyük bir bölünme yaşandı ve bu bölünmeyi daha sonraki filmlerde de çok büyük bir ihtimalle göreceğiz. Büyük bir etkisi olacak. Avengers 2'ye bölündü ve bir kısmı Wakanda'ya gitti. Black Panther'da en sonda işte bu arada Black Panther'ın filmdeki olay şeydi. Winter Soldier'ın babasını öldürdüğünü düşünüyordu. Birleşmiş Milletler'in bir tane binasında bir bomba atmalama olayı oluyor. Black Panther'ın babası ölüyor. Öyle olunca adam kafayı yiyor. İntikam alacağım diyor. Black Panther giysisini falan giyiyor ama Black Panther'in giysisi de muhteşem. Vibranium'dan yapıldı büyük bir ihtimalle. Ee, dediğim gibi karakteri de muhteşemdi. Ama işte şey, adamı... Adamın enerjisi e, intikam duygusundan geliyordu ama filmin sonunda en sonu farkına vardı hani. İntikam beni bir yere götürmeyecek, sadece beni tüketecek diye. Ve en sonunda Avengers'ın şey yapmasına izin verdi. Yani en azından Kaptan Amerika'nın tarafında olan Avengers'ın e, Wakanda'da kalmasına izin verdi. Onlara işte bir ne bileyim bir şeyler verdi. onlar destek olmaya başladı. Ee, evet spider manin May halası Aunt May İlk Spider-Man üçlemesindeki Aunt May çok iyiydi. Yaşlı bir halaydı. Klasik Yaşlı bir halaydı. Klasik Aunt May'di. Ee, ondan sonra reboot oldu. İşte Amazing Spider-Man Diğer rüştülemenin ismi. Ee, o geldi. Aunt May May birazcık daha böyle gençleşti. Tamam, sıkıntı yok. Ee, ama şey. Bayağı genç bir Aunt May'di öyle şey değildi. Ee, beklediğimiz gibi değildi. Tamam, onda sıkıntı yok. onun da kabulümüz yani. En azından şey değildi. Anladınız mı? Bayağı iyi bir Aunt May'di. Ve bu geldi. Şimdiki Aunt May'i gördük. Bayağı genç bir Aunt May. Hani <laughs> O yaştaki Spider-Man'a göre bile daha hani Spiderman 15 yaşında olsa bile gene de çok genç kalıyor meyhalası. Aunt May. O yüzden birazcık o tuhaf oldu ki artık Spiderman baştan büyüye bulut atarlarsa gelecekte e, herhalde artık aynı sınıfa giderler diye düşünüyorum. Sürekli gençleşiyor. E, sürekli bir genç oluyor. O yüzden çok garibime gitti <laughs> Bu kadar genç olmaz Aunt May'in. E, çok saçma bir noktası Wanda'nın hiç Pietro'dan bahsetmemesiydi. Biliyorsunuz Quicksilver Age of Ultron'da öldü. Spoiler çaktım bu arada izlemeyenler için. Quicksilver Age of Ultron'un sonunda öldü. Wanda ile bunlar ikiz kardeşti en azından kardeşti. Bilmiyorum tam olarak ikiz kardeş mi değil mi çünkü benzemiyorlardı. <laughs> ee, ama bu filmde hiç bahsedilmedi. Hiç adı bile geçmedi. Geçmesi gerekiyordu bence. Hani sonuçta işte bir kardeşini kaybetti orada. Ee, var olan bir ayrı üyesini kaybetti. Orada bahsetmesi gerekiyordu. Hani şey olarak değil. Burada ahlak kurallar çerçevesinde bahsetmiyorum. Senaryo olarak ve etkili de olurdu bence. Hani bir şekilde e, Wanda'ya bir neden verirdi. Bir amaç verirdi Black Panther'a e verdiği gibi. Ee, Aşk hikayeleri hiç iyi değil bu arada Merve <laughs> romantik filme girişmemiz lazım Merve Romantizme değinmemesi lazım. Bu filmde bir yerde yaşandı o Kaptan Amerika ile başka birisi arasındaki o birazcık daha komedi unsuruna falan e, karıştırıldı. O güzeldi baya ama e, Marvel aşk hikayeleri yapmayı bilmiyor. <laughs> DC daha iyi bu konuda. Yani DC değil Warner Brothers daha iyi bu konuda. <laughs> o yüzden en azından birazcık çalışmalar lazım Marvel'ın aşk hikayeleri üzerinde. Çünkü etkilemiyor abi. Hiç etkilemiyor yani aşk hikayeleri. Post credit çok kötüydü. Bir tanesi şeydi işte dediğim gibi. Ee, Captain America'nın tarafında olan Avengers ee, Wakanda'daki Black Panther'in koruması altında bir tane ilk post bunu gösteriyordu. İkinci post kredisinde ise Spider-Man'i gösteriyordu. Böyle web shooter'ından bir tane şey çıkıyor yukarıda. Hologram gibi bir şey çıkıyor. Öyle öyle. Bir görüntü çıkıyor. Sarım orası output gibi bir şey bir bilgisayar var ve en sonunda şey diyor. Spider-Man will return diyor daha sonra. Ee, bunu zaten biliyorduk. Hani Spider-Man'in geleceği belli. Hani planlanmış filmin ne zaman geleceği. Gelecek yıl 7 Temmuz'da. O da 7 Temmuz 2017. Hani böyle 7 7 7. Onu merak ediyorum acaba bilerek mi yaptılar veya bir ipucu vermeye mi çalışıyorlar? Ki Winter Soldier'a Winter Soldier'a emir vermek için söylenen kodlar arasında da sanırım Spider-Man filmine dair ipuçları var. Ona başlamam bakmam lazım. Bir şeyler bulursam başlamam video yaparım onun hakkında. Ee, hani post credit sinler de iyi değil ya. <laughs> şey heyecanlanmadık. Zaten bildiğimiz şeylerde. Hani spider film gelecek bir filmi olacağını biliyoruz. Zaten gelecek yıl olacağı da belli. Tarih de verilmiş. Yani onun yerine bir villain verseler fena olmazdı. Hani ne bileyim bir işte Doctor Octopus veya bir Vulture veya başka bir işte Hobgoblin falan gösterseydi Eee poskolitesinde en azından Thanos'u da gösterseydi Thanos'la çok sıktı ama onu bile gösterseydi en azından birazcık gaza gelecektik öyle yapınca pek bir şey pek bir heyecanlanma olmadı yani neyse böyle eee ve yani düşünceleri, <laughs> düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin siz neler düşünüyorsunuz eee ney nasıldı film bana göre çok güzeldi Guardians of the Galaxy'den sonraki en iyi filmdi en iyi Marvel filmiydi eee o da sanırım gelecek yıl geliyor Guardians of the Galaxy. Gelecek yıl 5 Mayıs mı 4 Mayıs mı ne? Guardians of the Galaxy Vol. 2 geliyor. Ondan sonra Spiderman geliyor. Ondan sonra Thor Ragnarok geliyor. olamış olacak. Onları da bekliyorum. Bu yılda şey geliyor. Kasım'da mı? Sanırım 4 Kasım'da. 4 Kasım'da mı? 4 Kasım'da ee, Doctor Strange geliyor. Onunla 4 gözle bekliyorum. Yani siz neler düşünüyorsunuz? E, neler bekliyorsunuz? Nasıl film size göre? Ee, hatalı yerleri var mıydı yok muydu yoksa hmm, böyle çok şaşırdığınız yerler var mıydı benim vardı ee, bunları yorumlarda belirtin ve iz iz izlediğiniz için bize teşekkürler Marlonum bu videodan keyif almışsınızdır keyif Beğenip keyif aldıysanız beğeni paylaşmayı unutmayın daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hayatlı yüksek tünürlükte kalmanız dileğiyle bay bay